Size pembe bir fil düşünmemeye çalışın dersem ne yaparsınız? Muhtemelen onu düşünürsünüz. Çünkü pembe fil zihninizde belirir belirmez, bilinçli olarak onu düşünmemeye çalışarak ondan kurtulmak imkansızdır. Ve ondan ne kadar kurtulmaya çalışırsanız o kadar fazla aklınızda kalır. Fil benzetmesi genellikle müdahaleci düşüncelerden zorla kurtulmaya çalışmanın ne kadar güç olduğunu göstermek için kullanılır. Ama bu benzetmeyi hayatımızla ilgili tatminsizliklerimize karşı oluşturduğumuz tutumlara dair bir metafor olarak da kullanabiliriz. Bu durumda pembe fil, üzüntü, stres, öfke veya can sıkıntısı gibi olumsuz duygular olarak ortaya çıkabilen genel memnuniyetsizliğimizi temsil eder. İronik bir şekilde ne kadar az memnuniyetsiz olmaya çalışırsak, memnuniyetsizlik durumu o kadar çok bizimle kalır. Öyleyse kaçmaya uğraştığımız şey aslında o durumdan kaçamama nedenimiz değil midir? Burada ters çaba kuralının temeli olan irade paradoksunu görüyoruz. Ters çaba kuralına göre bir şeyin peşinden ne kadar çok koşarsak o kadar istediğimiz şeyin tersini elde ederiz ve hayal kırıklığına uğrarız. Ya da basitçe söylemek gerekirse ne kadar çok uğraşırsak o kadar az başarılı oluruz. Madalyonun diğer tarafında ise denemeyi bırakırsak istediğimizi elde ederiz. Yani bu durumda pembe fil hakkında düşünmeyi bırakmak, mücadelemizden vazgeçmek ve ondan kurtulma arzumuzun bitmesine izin vermek paradoksal bir çözümdür. Pembe fili zorla düşüncelerimizden çıkarmayı denemek yerine kendi kendine kaybolmasına izin vermeliyiz. Şimdi bu ters çaba kuralı tam olarak pratikte nasıl çalışır? Ya da daha spesifik olarak istediğimizi elde etmeye çalışmayarak istediğimizi tam olarak nasıl elde ederiz? Bu videoda ters çaba kuralını ve onun paradoksal doğasını ve bunun yanında hayatımızla ilgili memnuniyetsizliğimizin nedenini ve kendimizi ondan nasıl kurtarabileceğimizi konuşacağız. İstediğimizi çabalamadan nasıl elde ederiz? Bu bir şeyi elde etmek için imkansız ve saçma bir yol gibi görünüyor. Özellikle istediğimizi elde etmek için çabalamaya alıştığımız bir dünyada. İrade dış dünyada bir şeyler elde etmek için uygun bir çözümdür. Örneğin zengin olmak istiyoruz. Zengin kategorisine girebilecek kadar parayı elde etmek büyük olasılıkla çaba gerektirir. Veya maratonda koşmak istiyoruz. Bu sefer de uzun mesafeler boyunca koşabilecek kadar dayanıklılık elde etmek için çaba gerekecektir. Fakat ters çaba kuralı bu kadar dünyevi başarılarla ilgili değildir. O bizim gerçekten istediğimizi elde etmekle alakalıdır. Hepimizin peşinde olduğu şey güzellik. Fakat o nedir? Zenginlik mi, aşk mı, arkadaşlık mı, uzun ve sağlıklı bir hayat mı? Bu gibi şeyler hoş olsa da onlar aslında gerçek şeyin ucuz imitasyonlarıdır. Bizi aradığımız şeye götüreceğine inandığımız şeylerdir bunlar. Ama ters çaba kuralının netleştirdiği gibi ne kadar çok ararsak o kadar az buluruz. Bu dışsal şartları ne kadar kovalarsak gerçekten arzuladığımız şeyden o kadar uzaklaşırız. Öyleyse ne arzuluyoruz? Mutluluğu mu? Aşk ve maddiyatla edinebileceğimiz bir şey mi? Alan Watts'a göre gerçekten ne istediğimizi bilmiyoruz çünkü onu tanımlayamıyoruz. Öyleyse aradığımız şey arayışımızda saklanmış olabilir mi? Ve tanımlayamadığımız bir şeyi arıyor olabilir miyiz? Peki durum buysa neden aramaya devam ediyoruz? Yüzeysel şeyleri elde etmenin veya mülkten paraya dış görüntümüzü değiştirmeye kadar dış koşulları değiştirmenin temelde bizi eksiklik duygumuzdan kurtaracağını düşünürüz. İnsanlığın içinde bulunduğu bu durum kolektif bir yanılsamadır. Ters çaba kuralı bize durumun tam tersi olduğunu söyler. Mevcut koşullardan memnun olmadığımız için kendimizi eksik hissediyoruz. Ne kadar memnuniyetsizsek o kadar çok acı çekeriz. Memnun olmamız için ne kadar büyük bir değişikliğe ihtiyacımız olursa o kadar az memnun oluruz. Kendinize bir hedef belirlediğinizi hayal edin. Bu da sizi mutlu edeceğine inandığınız bir milyoner olma isteği olsun.
Böyle bir hedef belirlemek sadece memnuniyete ulaşmak için çok çaba sarf etmek anlamına gelmez. Aynı zamanda bu hedeften bu kadar uzak olmanın sizi mutsuz edeceği anlamına gelir. Çünkü istediğiniz şeyle mevcut durumunuzu kıyasladığınızda ne kadar yetersiz olduğunuzun farkına varacaksınız. Ya da en iyi satanlar arasına giren yazar Mark Manson'ın vurguladığı gibi, bir şeyin peşinde koşmak sadece ilk etapta ondan yoksun olduğunuz gerçeğini pekiştirir. Gerçekte ne kadar para kazandığınıza bakmaksızın, çaresizce zengin olmayı ne kadar çok isterseniz, kendinizi o kadar fakir ve değersiz hissedersiniz. Yani mutlu olmak adına paranızın miktarını artırmak isterseniz, daha da yetersiz ve ardından daha sefil hissedersiniz. Ancak eşiği önemli ölçüde düşürürseniz, yetersizlik hissiniz azalacaktır. Yine de çıtayı yüksek tutmayı seçiyoruz. Çoğu zaman mevcut konumumuzun çok üzerinde oluyor ve bunu yaparak yetersizlik hissimizi derinleştiriyoruz. İnsanın kabuk bağlamış yarasını kaşıma eylemi mantıksızdır. Filozof Arthur Schopenhauer'a göre durum tam olarak da budur. Schopenhauer istediğimiz şeyleri ısrarla istediğimiz sonucuna vardı. Çünkü evrendeki her şey gibi yaşama isteğinin veya basitçe iradenin temsilcileriyiz. Schopenhauer'a göre irade mantıksız, yönsüz, sürekli bir çabadır. Ve irade dünyanın sunduğu herhangi bir şeyle sona ermeyen acı bir hayatı yaşamamıza neden olur. Bu nedenle patolojik olarak ihtiyacımız olandan fazlasını isteriz. Aralıksız bir yoksunluk duygusuyla hareket ederiz. Zihin eksikliği algılar, çünkü şimdiki anın yeterli olmadığına inanır. Bir şey eksik ama ne olduğunu bilmiyor ve böylece daha zevkli olduğunu düşündüğümüz durumlara kaçmaya devam ederiz. Fakat oraya vardığımızda sonunda kendimizi kaçmaya çalıştığımız aynı tatminsiz durumda buluruz. Yine Schopenhauer'dan alıntı yapmak gerekirse, dolayısıyla her keskin zevk bir hata ve bir yanılsamadır. Ulaşılan hiçbir istek kalıcı olarak tatmin sağlayamaz. Ona göre irade bizim debelenip durmamızın nedenidir, arayış nedenimizdir. Ama onu takip etmek sizi asla tatmin etmez. Çünkü iradenin kendisi istediğimizi elde etmeyi engelleyen şeydir. Schopenhauer gerçekten memnun olmanın tek yolunun iradenin yatsınması olduğunu savundu. Bu da mutlu, huzurlu, çabalamaktan uzak bir duruma yol açar. Diğer bir deyişle onu elde etmek için çabalamayı bırak ve böylece ona sahip olacaksın. Lao Tzu bu durumla ilgili şunları söyler. Depolamıyor ve bu yüzden bolluk içinde. Yalnız görünüyor ama etrafında bir kalabalık var. Kendini idare ederken doğal davranıyor ve acele etmiyor ve hiçbir şeyi boşa harcamıyor. Hiçbir şey yapmaz. Zekice ve becerikli olana güler. İnsanların hepsi mutluluk arar. Ancak o kişi kusurlu durumunda da kendini bütün hisseder. Kusurlarınızı kabul edin ve mükemmel hissedin. Yalnızlığı kabul edin ve yalnızlıktan memnun olma duygusunu hissedin. Mükemmel olmaya çalışırsanız kusurlu hissedersiniz. Yalnız kalmamaya çalışırsanız tek başınıza mutsuz olursunuz. Olumsuz bir deneyimi kabul etmek olumlu bir deneyimdir. Fakat olumsuz bir deneyimle savaşmak iki kez acı çekmek anlamına gelir. Alan Watson dediği gibi, suyun yüzeyinde kalmaya çalışırsanız batarsınız. Fakat batmaya çalışırsanız yüzersiniz. Mutlu olmak için çabalamaktan vazgeçtiğimizde mutlu oluruz. Çünkü olanın ötesinde ihtiyacımız olan hiçbir şey yok. Zengin olmaya çalışmayı bıraktığımızda bolluk içinde yaşarız. Çünkü sahip olduklarımızla tatmin oluruz ve onun üzerindeki her şey bize bonus gibi gelir. Dolayısıyla istediğimiz şeye sahip olmanın tek yolu onu istememek ve ters çaba kuralının bize öğrettiği şey budur. Bu paradoksal fikri örnekleyen bir zen hikayesi vardır. Bulanık suyu olan bir göl hayal edin ve onun dibini görmek istiyoruz. Bulanıklıktan kurtulmak için suyu karıştırabiliriz. Fakat bu işe yaramaz. Dibini görmenin tek yolu bulanıklık azalıncaya ve su berrak oluncaya kadar beklemektir. Bulanıklık isteklerimizi, düşüncelerimizi ve memnuniyetsizliklerimizi ifade eder.
sudaki kıpırdanma ve bulanıklığı gidermeye yönelik girişimler mutluluğu kavrayışımızı temsil eder. Dibini görmek, yalnızca suyu rahat bıraktığımızda ve bulanıklığın kendiliğinden geçmesine izin verdiğimizde meydana gelen rahatlığı temsil eder. Bu yüzden onu elde etmek için uğraşmayı bırak ve ona sahip ol. Ters çaba kuralının işleyişinin farkında olmak, asla hedefler belirlemememiz, hırslarımızın olmaması veya asla değişim peşinde koşmamamız gerektiği anlamına gelmez. Muhtemelen bir değişiklik yapmak ve şimdiki durumumuzu kabul etmemek için sonsuz sayıda nedenimiz vardır. Bununla birlikte ters çaba kuralı bize mutluluk arayışının mutluluğa yol açtığı fikrine aldanmamamızı öğretir. Tam tersidir ve bu bilgiyle o keyifli istememe durumuna biraz daha sık girebiliriz. Çünkü Alan Watts'ın da söylediği gibi, hayatın gizemi çözülmesi gereken bir problem değildir. Fakat deneyimlenmesi gereken bir gerçekliktir.